Yeah. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Remzi Kamalak. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir video var. Bana ve ekibime iftira atan büyük Facebook kullanıcılarını ifşalıyorum. Gerçeklerini ortaya çıkarıyorum. Normalde bu konu hakkında susarım. Her zaman linçlere açığımdır. Çok linç yedim ben hayatımda, alışığım. Ama bunu abartmaya başladı. Bir deli bir kuyuya bir taş atıyor, kırık akıllı çıkaramıyor. Hepsini kanıtlayacağım. Ne kadar karaktersiz ve sahtekar olduklarını anlatacağım. İfşalayacağım abi. Hepsini izleyin. Çok da tanıdığınız insanlar var. Çok da tanıdığınız klanlar var. Bu konuyla ilgili son videom, ilk ve son videom olacak. Herkes bundan sonra anlayacak neyin ne olduğunu. Siz kanıtsız konuştunuz. Ben her şeyi ortaya dökeceğim. Neyin ne olduğunu göstereceğim. İlk kişi. Akıncılar klanından Halil Umut. Akıncı Leo. Yazmış ki. Savajeri klanı burada mı? Bu arkadaş sizden belli. Kendisi oyundan başka her şeyi biliyor maşallah. Habire uzun top atıyor neredeyse. Her karşı karşıya da kastırmaz bir insan. Bilmiyorsanız haberiniz olsun. Bayağı internetle oynuyor. Sizden birine yakışmadı. Çok tasmasını boş bırakmayın. Şimdi. Başta bir garibanın isyanı. Sonrasında tasmasını boş bırakmayın diye saygısızca bir şey. O yüzden benim bu videoda söylediğim saygısızca şeylerin hiçbirinde eleştiri kabul etmiyorum. Haberiniz olsun. Sen benim adamıma tasmasını boş bırakmayın diyorsan ben de her şeyi kanıtlı bir şekilde söyleyeceğim. Şimdi. Bir. Fotoğraf yok. Video yok. Bu adamlar rakip gol sevinci izletince video alıyorlar. Bu adamlar rakip kastırınca video alıyorlar. Zaman oynayınca video alıyorlar. Penaltıdan gol atınca güzel gol diye video alıp Facebook atıyorlar. Bunun neden videosunu çekmedim? Bunun ne özelliği var? Çok merak ediyorum. Ben sana nedenini anlatacağım. Bak senin cevabın ne? Yok. 0-0 bir skor atmışsın. Oynadığın kişi Savajeri Bekir. Bekir kim? Benim moderatörüm. Bekir'i bilen bilir. Bekir'in neresi 1160. Bu adam hile olsa 1160 derecem olur. Yaptığı hile 1160 derece yapıyorsa Allah da onu kahretmez. Ve ben olayın gerçeğini anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi Bekir'in neresi 1160, bu adamın neresi 1500'lerde, 1480'lerdeydi. Ben bunu nereden biliyorum? Şöyle geldiğimizde sol tarafta bir yuvarlak baloncuk var. O baloncuk Facebook baloncuğu değil arkadaşlar. Bilenler bilir. Discord'da ses baloncuğu. Bak o da sönük. Hani şunu söyleyeyim. Siz bu maçı yaparken biz Bekir'le sohbet ediyorduk. Bekir bana dedi ki abi Akıncılardan biri geldi dedi. Ben dedim ki onlarla dedim aramız bozuk. Neden bozuk olduğunu anlatacağım. Onlar dedim karaktersizlik yapacak. Sen dedim bu maçı yensen de yenilsen de zaten bir şekilde sesin gidecek. Yensen hile derler, yenilsen dalga geçerler dedim. Ve burada bir gol sevinci var Leo. Gol sevinci takım arkadaşının sırtını alıyor. Bu normal bir gol sevinci değil, bilenler bilir. Hani gol sevinci sizin için namustu, ağlıyordunuz gol sevinci yapma yapma diye. Savajeri gördün, gol sevinci yaptın. Sen bu maçı kazansaydın Savajeri'lere şöyle ettin böyle ettin diye paylaşacaktın. Al 1-0 gol sevinci. Buyur, bu da mı yalan? Arkadaş kendinizi kandırıyorsunuz. Ve maç 2-1 bitiyor. Maçın istatistikleri de burada. Her şey başa baş 2-1 bitmiş. Biz hala sesteyiz. Bekir dedi gol sevinci izletti. Ekran kaydı aldım abi. Ondan sonra maçta zaten hiçbir şey olmadı. Olsa o taraf alır. Ve şunu söylüyorum. Sen bu gol sevincini izletirken iyi niyetlisin. Ondan sonra yenilince mi kuyruğun acıyor? Ne oldu? -17, -20 yedin diye mi? Bileğin yetmemiş, adam senin içine kırmış. Ne oldu? Ve bunun sebebini arkadaşlar, bunun sebebini de söyleyeyim. Bir saniye. Biz sözde uluslararası bir turnuvaya çağrıldık. Çağıranlarla da ilgili konuşacağım. Uluslararası bir turnuvaya çağrıldık. Çağrıldığımız turnuvada dediler ki bize milli takımlar şöyle bile varız dedi. İlla Türkiye temsil ederek vardık 24 tane Türk takımı. Hatta 20 tane falan. Belki bilmiyorum sayısını. 3'ü zaten benim ekibimdi. Ben 3 ayrı ekip çıkardım. Çocukların turnuvası boş kalmasın. Doldurak diye. Ekibi böldüm. Siz dedim 10 kişi siz toplan. 10 kişi siz toplan. 2400 kişi sonuçta. Bir turnuva oluşturdular. Saçma sapan bir de turnuva. Neyse. Abicim ondan sonra şöyle bir şey yaşadık. Akıncılarla turnuvada karşı karşıyayız. Ben kimim? Ben içerik üreticisiyim. Ben turnuvaya katılıyorum. Niye? Ben e-sporcu mu olacağım? Yok. Ben içerik üretmek için turnuvalara katılırım. Milli maçlara katılırım. Benim amacım içerik üretmek. Bu Akıncılarla maç yaptığımızda şu videoyu paylaştım. Hemen izletiyorum.
Rakibin adına dikkat edin. Konuşacağız. Karabağ. 4-0 oluyor. Adam bana Messenger'dan yazıyor. 3 puan senin diyor. Ben diyorum ki oyna diyorum. 6-0 oluyor. Tamam mı? Ondan sonra yeter diyor. Çık diyor. Yalvarıyor. Oyna diyorum. 9-1 oluyor. Tamam mı? Maç 9-1 bitiyor. Diyor ki oğlum bitti. Tamam, tebrik ederim. Yani bahsettiğim olay şu. Yalvattırdım bu adamı ben maç içinde. Tamam mı? Ben de bunu paylaştım. Paylaşırım. Akıncı klanı, Türk klanıdır. Ve zaten yabancı klan da yok. Anladın mı? Uluslararası turnuva diye bir şey yok. Neyse, ondan sonra bunlar liderleri bana küfür ediyor, bana hakaret ediyor. Sen nasıl içerik paylaşırsın dedim. Ben içerik üreticisiyim. Hiçbir hakaret yapmadım. Her türlü paylaşırım. Adamın niye bana yalvarıyor? Alt taraf bir maç değil mi? Ona geçtim. Adam ismi Karabağ. Beni linçlediler. Beni Ermeni yaptılar, Ermeni. Düşün yani. Adamlardaki karaktersizliği görüyor musun? Adam ismi Karabağ diye beni Ermeni yaptılar. Lan oğlum, siz Türk klanısınız. Azeri getirmişsiniz. Beni yensen Türk yenmiş oluyorsun. Ben seni yesem yine Türk yenmiş oluyorum. Ben seni yendiğimi paylaştığım için ben Ermeni mi oluyorum? Böyle mantık mı var? Lan oyun oynuyoruz oyun. Ne Ermenisi? Sen benim vatandaşıma nasıl hakaret edersin ya? Benim abim özel hakaret polisi. Babam eski ülke ocakları başkanı lan. Lan bizim sülale hilal bıyıklı bozkurt. Yani bahsettim. Ben bir de Maraşlıyım. Anladın mı? Ermeni olayların çıktığı yer neresi Maraş? Yani nasıl bunu diyebiliyorsun sen? Anladın mı? Bu kadar gözleri körelmiş ve ben bu turnuva sahiplerine dedim ki babacım bunlar ben turnuvadan çıkarım. Turnuvanızı rezil ederim. Bunları atacaksınız. Akıncılar klanını, o küfür edenleri, gevşekleri hepsini attılar. Bunlar bana bilendi. Bu Bekir'e bunu yapmasının sebebi de bu. Bakın, gol sevinci atıyor. Yana doğru gidiyor. O sırtını alma hareketi bilerek yapılmış bir gol sevincidir. Bilirsiniz. Kinliydi. O maç yenseydi bambaşka bir video, fotoğraf paylaşırdı. Yenildi. Her şeyi ekran kaydı alan, video alan çocuk alamadı. Direkt bir fotoğrafla iftira attı. Olay sadece bundan ibaret. İkinciye geçiyoruz abi. Ve diğer ekibe geldik arkadaşlar. Siyah Sancak. 5-0 yenmiş. Öyle kasıp gol yedikten sonra çıkmak oluyor mu hiç ama gibi bir şey paylaşmış. Ben de şunu dedim. Bu ekip kim? Öncelikle Siyah Sancak. O az önce bahsettiğim rezalet turnuva var ya. Facebook'ta uluslararası turnuva. Messenger'dan turnuva mı yapılır? Yapan ekip var ya. Ben dedim ki ben ekibimi çekiyorum turnuvadan. Ben çekiyorum dedim. Anladın mı? O ne haliniz varsa görün. Sonra 3 ekip birden çekince boşta kaldılar. Turnuva bitti. Diyor ki gol yedikten sonra kastırmak. 5-0. Millet yazmış ki kanıt hani? Kanıt. Kanıt gene yok. Ah, almayı unutmuş. Tüh, şans. Allah Allah. Yendiği kişi kim? Sadece Atilla hiç. Bu kim? Tolga Bekdemir. Ulan benden çok Tolga'nın maç videosu var burada. Yani onu da mı izlemedin? Ondan sonra yazmış ki olay şu. 3-0'dan sonra net bariz kastı. O zamana kadar olmayan şey ondan sonra oldu. Bizim Tolga da geri zekalı. 3 gol yiyince sıkıntı yok. Hiçbir şey yapmıyor. 4. golde kastırmaya başlıyor. Niye 4'e mi 4'ten mi korkuyorsun lan? 3 yedik de 4'ü yemem ben. Gibisinde bir şey mi var? Mantığa bak. Lan adam kastıracaksa 1'de 2'de kastırır. Manyak mı 4. golü bekliyor? Bir beyninizi bir düşünsene de beyninizi bir koyun yani. 3-0 yeniliyor adam. Ondan sonra kastırıyor. Olay bu. Uzun uzun yazıyorlar. Diyor ki ben diyorum ki ekran kaydı alsaydın. Ondan sonra muhabbet ekran kaydı alsaydın diyorum. Diyor ki ya diyor ben fark etmedim. 3. golde fark ettim. Sonra 5-0 olmuş. 2 gol atana kadar ekran kaydı alsaydım lan. Her şey ekran kaydı almıyor musunuz? Benimle ilgili alsanız ekran kaydı. Onu geçiyorum. Abicim ben diyorum ki tamam iyi güzel. Tolga hile. 3-0'dan sonra hileye başlamış. Comeback seviyor herhalde. 4 gol atacak hileyle. İlk 2 golde bir şey yapmıyor. Delikanlı gibi oynuyor. Tamam iyi güzel. Tolga bırak tuşuna basıyor. Maçtan çıkıyor. Ulan hile adam bırak tuşuna basar mı? Ya senin bağlantını koparır. Ya maçı geçersiz saydırır. Hile adam niye bırak tuşuna bassın? Beynini bir şey yapsana ya. Beynini bir kullansana. 4 saniye elinde kullan. Başka kullanma. Zaten kullanmıyorsun da. Beynini bir düşün yani. Anladın mı? Mantıklı mı ya bu? Adam 3-0'dan sonra hileye başlıyor. Ondan sonra bırak tuşuna basıyor. Allah Allah. Allah Allah. Videomuz var mı? Tabii ki yok. Sonra bir yerde fark etmedim diyor. Bir yerde gerek duymadım diyor. Ben de sana şunu diyorum. O videoyu almaya gerek duymadıysan bu 5-0'ı göstermek için çektiğin normalde hile diye iftira attığın fotoğrafı niye aldın gerek duydun? Anlamıyorum. Yani, hani o kadar bana mesajı atıp yalvardığınız için size minnet ettiğim tamam deyip geldiğim için mi?
Siz böyle kendinizi bir şey zannetmeye başladınız. Sonra da bana iftira atıyorsunuz. Oğlum beni kimse yıkamaz yıkamaz. Siz saçma sapan iş yapmayın. Mesajlarınız duruyor. Reisler çektiğiniz. Anladın mı? Mesajlarınız duruyor. Geçin o işlere. Sonra bu grubun yöneticisi Ali Çaldar denilen arkadaş daha fazla uzamasın kardeşim yazıyor Serhat'a. Çünkü hepsinin içinden geçiyordum. Beni gruptan atıyor. Allah Allah. Allah Allah. Bana laf söyle, ben konuşunca beni gruptan at. Oğlum o zaman bu dedikoduya giriyor. Bu mahalle karlılığına giriyor. Kimse kusura bakmasın. Böyle bir şey olamaz. Sonra ben yazıyorum. Diyorum ki iftira atana peşke çekim haklı gruptan atmak mı maşallah size diyorum. Diyor bu benim arkadaşım falan. Sizden bir iki kişiyle bu da iftira atıyor. Diyorum ki oğlum at. 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 Yok. Ondan sonra iftira atıyorsun dedim. Falan filan. Adamlardan tek isteğim var. Diyorum. Oğlum ben seni umursamıyorum. Hayatında senin ismin yok. Sen de beni umursama. Oturup nasıl benim hakkımda yorum yazabiliyorsunuz? Beni gruba almıyorsunuz. Engelliyorsunuz. Sonra oturup benim hakkımda konuşuyorsunuz. Lan bu dedikodu. Hani delikanlıysanız benim yüzüme karşı konuşun. Delikanlı gibi tartışalım. Buyur. Ben şu an bu videoyu niye çekiyorum biliyor musun? Onlar beni attığı için. Atıyorlar adamı. Ne yapayım adamlara bir şey diyemiyorum. Burada da ne halt oldukları ortaya çıksın. Anladın mı? Çok sinirlendim çünkü. Bu yaptıkları ne? Adam bir senin tek şey. Lan benden bahsetme. Adımı anma. Bak sen benim için bu hayattaki ne kadar gereksiz bir insansan ben de senin için o kadar gereksiz bir insan olayım. Benim adımı ağzına alma. Lan yalvardığım şeye bak. Yalvarıyorum bak. Benden bahsetme. Anladın mı? Lan bu kadar mı hayatın en önemli parçalarından biriyim? Bu kadar mı önem veriyorsun? Bu kadar mı içine kırmışım? Bu kadar mı önemliyim senin için? Bir sal beni. Burada postlar onaylanıyor. Savajer yazınca onaylama abi. Prim verme bize. Tanıtma bizi. Gerçi ben şu an size prim veriyorum. Mali dava da. Bu muhabbet. Neyse adamlarla konuşuyoruz falan filan. Kendini büyütme diyor dedim. Siz büyütüyorsunuz. Her gün benim hakkımda konuşuyorsunuz. Oturmuş. Beni gruba almıyorlar. Mahalle karşısı gibi grupta benim hakkımda konuşuyorlar. He, sonra yorumun biri. İyi izle. Son yorum. Yazmış ki Savajeri klanı hep sahtekar yazmış. İsmini karaladım bunun. Niye karaladım? Çünkü beni sevdiğini söyledi. Şey yapamadım. Hep sahtekar dedim ki hayırdır kimi nerede gördün? Bana bir kanıt göster dedim. Dedi ki seni severim kardeşim ama klanına üst sıradaki şahıslar hepsi geçersiz saydırıyor. Lafa bak. Hepsi geçersiz saydırıyor. Bu ne demek? Beni, Emre'yi, Samet'i, Bedirhan'ı, diğerlerini, Erkan'ı, İnancı, Tolga'ya hepsini atıyorlar. Ben de şunu söyledim. Alt sıradaki küçük çocuklara söyleyebilirsin. Olabilir. Çünkü benim ekibim 2400 kişi. Herkesi tutamam. Herkesi kontrol edemem ve benim sizin gibi 10 kişilik, 20 kişilik bir ekip değil benim ekibim. Benim ekibim gerçekten hani aile ortamı. Türkiye'deki herkes gelebilir. Olayımız bu. Ondan sonra ben de şunu dedim. Benim dedim üst sıradaki oyuncuların hepsi bilekli ve kanıtlanmış. İstersen sen onlara maç yaptırabilirim. Hile diyorsun ya. Gel maç yap onlarla. Tamam mı? Hani delikanlısınız biz sahtekarız ya. Gel maç yap. Hile dedin adamlarla. Hile yaparsa ekran kaydı alıp paylaş. Ben de onu ekipten atayım. Yok bir şey yok. Yazmış ki benim sana herhangi bir lafım yok. Sen hepsinden sorumlu değilsin zaten. Ben seni YouTube'dan daha iyi takip ediyorum. Severim izlerim. İki kere Savazeri yazılı şahıslarla karşılaştık. Geçer saydılar. Belki de senden değildir. Orası mı olma. Şimdi böyle geri döneceksen, böyle re yapacaksan başta niye Savazeri sahtekar yazıyorsun? Bunu da geçtim. Aynı adam 5 dakika sonra bana mesaj atıyor. Gün içerisinde maç yapalım. İstersen video çıkarsın. Lan ben sahtekarım. Tamam ben kötüyüm siz iyisiniz. Video çekmek istiyorsunuz. Siyah Sancak turnuvaya gireyim diye reisler yağdırdı. Ya oğlum hepsinin ne oldu herkes biliyor. Anladın mı? Sen orada 3-5 tane adamı kandır beni tanımayan beni karala. Bu videoyu da atın onlara. Söyleyin böyle böyle deyin. Al gerçeği bu aha. Sahtekar diyen adam 5 dakika sonra video çekelim diyor. Lan ben sahtekarsam. Çelişiyorsunuz. Hepiniz dalavericilik yapıyorsunuz. Bakın. Gerçekten yapıyorsunuz. Yani bu yaptığınızın hiç alakası yok. Bak Facebook'ta çok sevdiğim adamlar var. Çok sevdim. Ha bu iki çürük çağrının yüzüne ben onları atmam. Muhteşem adamlar var. Yani bayıldığım çok beni de sevenler var. Örnek. Deniz. Deniz'le yeni tanıştık.
Deniz kim? Deniz, Revengers Klan'ın kurucusu ve başkanı. Revengers Klan'ı şu an Türkiye'nin en kaliteli ekiplerinden biri. Başını çeker ve sıralama olarak da karakter olarak da çok kaliteli insanlar var. Yayınlarıma gelirler, sohbet ederiz, maçlar yaparız. Ayrıca hani biz onlarla abi kardeşiz yani, anladın mı? Bir klan kuşkumuz yok. Ben onları orada görünce ben oluyor yani. Hani bakıyorum oluyorum. Helal olsun adamlar, sıralamada hoşuma gider. Ve bana mesaj atmış. Diyor ki bir çocuk var, Barış diye biri. Çocuğu bulamadık. O ayrı dava. Maçta kasmalar oluyor atağa çıkarken bunun oyuncusunun. Ben adam bana dediği cümle şu. Senin benim klanı sevdiğini duydum. Bizim çocukları da sevdiğini duydum. Direkt sana yazayım dedim. Bro, bu tür durumları aramızda konuşuruz. Kalkıp başkası gibi post attırmam kötülemen için. Cümlenin güzelliğine, adamın karakterine bak. Adamın krallığını görüyor musun? Art niyetin yoksa, çözüm arıyorsan, bir şeyleri başarmak istiyorsan aha böyle bir adam olacaksın. Anladın mı? Böyle karakterli olacaksın. Öyle yalandan bir fotoğraf alıp da iftira atmayacaksın. Ben adama ne dedim? Askatlarımda böyle bir oyuncu yok. Büyük ihtimalle hayranlarından biridir. Hani öğrenelim nedir necidir. Yanlış bir şey varsa da ekipten dahi atarız dedim. Ve adama şu cümleyi kurdum. Dedim ki bana şöyle ol. Vallahi canım ya kanka dedim. Anladın mı? Bana net ol. Derdini söyle. Canın yanlışsa. Çünkü senden çok ben şikayetçiyim bu hile muhabbetlerinden. Diyorum ki kanka bana net ol. Ben canın iyiyim ya. Kurban olayım sana. Bak yemin ederim. Ondan sonra adam dediği cümle şu. Revengers'le alakalı bir durum söz konusu olursa diyor. Ben buradayım diyor. Dostun olarak hiç sıkıntı çıkmasın diyor. Hani bana konuş diyor. Ben de sana konuşayım. Bir problemimiz olmasın. Birbirimizi bilelim. Cümle bu. Ben de tamam diyorum. Cümle adam dediği mesaj şu. Bir kişi ile 2400 kişiyi yapmak asla bir akıl mantık işi değildir. Sen kimlik ile GBT kontrolü yapmıyorsun sonuçta alırken, öyle değil mi? Her yumurta dolu çıkmaz, çürük de çıkabilir. İşte ben bu adamı vallahi alnından öpüyorum. Anladın mı? Bak adamın, zeki adamın hali başka. Mantıklı adamın, olgun adamın, karakterli adamın hali başka arkadaşlar. Farkındasınız değil mi? Bahsettiğim olay bu. Helal olsun Deniz. Helal olsun Revengers Klan'ı. Adamsınız, delikanlısınız. Her zaman da yani sizin arkanızdayım, sizin destekçinim. Hani her şekilde de sizin adınızı da duyurmaktan, sizi tanıtmaktan asla şey yapmam. Gocunmam. Şu delikanlılığınız yeter bana. Anladınız mı? Olay bundan ibaret. Evet arkadaşlar, karaktersizler ve gerçek adamlar da gördünüz. Her şey kanıtlı. Eğer Facebook'ta ya da başka bir yerde bana birisi bir laf söylediğinde, ekime bir laf söylediğinde bana şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun linkini onu oraya, o videonun altına paylaşabilirsiniz. O fotoğrafın altına, o postun altına paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Emin olun hiçbir şey göründüğü gibi değil. Hiç kimse masum değil. Bunların hepsi kuyruk acısı. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Başınızı arttığım için kusura bakmayın. Bunu paylaşmak zorundaydım. Bu video az izlenecek belki ama izleyenler izleyecek. Herkes de görecek. Görüşmek üzere.